الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. Alp Asrana teslim lütfettiğin bu şehri milletimizle payidar eyle. Sultan Alp Asrana'nın bize bırakmış olduğu bu emanete sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip-i müyesser eyle. Değerli katılımcılar, çekisini bekliyorum. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin yaşadığı 16 Ağustos 1064 tarihinde programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, kutlama mesajları... Fetihler medeniyetimizin yayılması açısından Türk ve İslam tarihinde çok önem taşır. Fetih vardır bir şehri açar, fetih vardır bir toprağa vatan yapar ve öyle fetihler vardır ki gönüllere girer, yepyeni ufuklar açar. İşte Ani'nin fethi de sadece Kars'ın fethi değil. Açılan yeni ufukla Anadolu'nun fethi vizyonunun da başlangıcıdır. Ağustos ayında, Ağustos ayı Türk tarihinde çok önemli bir aydır. Türk'ün kahramanlık ayıdır. Yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihi. Sultan Alp Arslan tahta geçtiği yıl fethedilmez denen Ani'yi fethederek büyük bir zafere imza atmıştır. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin varlığını sürdürdüğü Ani 1064'te Sultan Alp Arslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmadan sonra fethedilerek yine bir Ağustos günü 1071 Malazgirt zaferinden önce Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuş ve bu topraklar hidayete kavuşturulmuştur. Bugün Ani'nin fethiye Sultan Alp Arslan Alp Arslan. Yavaş yavaş, 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 yav